Denir ki her ülke ve her insan kendini ötekiyle kimliklendirir. Yani Avrupa tarihinin, Avrupa kimliğinin oluşumunda Müslüman Türklerin büyük yeri var. O öteki. O neyse ben o olmayanım. Mesela Yunan kimliğinde Türk'ün çok özel bir yeri var. Türk neyse ben o olmayanım diye bir kimlik inşa ediyor. Buna tarihte öteki sorunu deniyor. Ve çok önemli bir şey. Biz Türkler de çok temiz olduğumuzu, bütün Batılıların leş gibi pis olduğunu, onların koktuğunu falan söyleriz sürekli olarak. Hepimiz gerçekleri biliyoruz ama öyle inanırız. Şimdi bir tane bir adam var. Bu adam hepiniz tanıyorsunuz. Bu adam dünyayı değiştiren 100 kişiden bir tanesi. Bu adam kürenin yüz ölçümü ve hacminin formülünü buldu. Bileşik makara, sonsuz ve hidrolik vidaları buldu. Pi sayısının 3'ten 1 bölü 7 ve 3'ten 10 bölü 71 arasında olduğunu buldu. Bu adam sonsuz küçüklerin yolunu açtı, onu sonra Newton tamamladı. Bu adam ilk denge prensiplerini buldu. Kim bu? Arşimet. Ama biz onu bir şeyle biliyoruz, suyun kaldırma kuvvetiyle. Aslında o suyun kaldırma kuvvetini bulmadı. Onun bulduğu suya daldırılan bir nesnenin kendi hacmine eşit miktarda sıvı hacmin yerini aldığı. Yani demirle altının suyu taşırma miktarı farklıdır. Gümüşle altının farklıdır. Dolayısıyla oradan da o meşhur aşağıda gördüğünüz tacı buldu. Peki soru şu. Marifet hamamdaysa, hani hamama gitti de buldu ya. Marifet hamamdaysa binlerce yıldır milyonlarca Türk hamamlara gitti de niçin biz suyun kaldırma kuvvetini bulmadık? Niye bulmadık? Dünyanın başka yerlerinde de hamamlar vardı. Niye onlar bulmadı? Demek ki marifet hamamda değil. Soru daha size. Tarihin en büyük bilim insanı kimdir? Tahmin olan var mı? Söyleyin. Einstein, Da Vinci duydum. Başka? Arkadaşlar, Isaac Asimov şöyle der. Kimin iki numarada olduğunu sorarsanız, bu çok tartışılır ve muhtemelen bunun yanıtı yoktur. Çok aday vardır. Ama kimin bir numara olduğunu sorarsanız soru gayet nettir, cevabı da nettir. Isaac Newton tartışmasız dünyanın bir numaralı bilim insanıdır. Size bir kitap tavsiye edeyim. Yeni baskısı yok, baskı yapıyorum. Yeni baskıları yapılsın diye. En etkin 100. Dünyayı değiştiren 100 kişi. Bu 100 kişinin bir numarası Hazreti Muhammed, iki numarası Newton, üç numarası İsa. Newton bu kadar önemli bir insan. Newton, herkes onu diyor ki, işte bir elma düştü ve Newton da buldu. Değil mi? Hamam gibi. Arkadaşlar, Newton yüksek matematiğin temelini attı. Modern optiği kurdu. Bugün hala kullandığımız teleskoplar Newton prensibiyle çalışır. Hala. İlk teleskobu da o yaptı, aynalı teleskobu. Hareket yasalarıyla modern fiziği başlattı. Newton kütle çekimle astronomiyi başlattı. Ama Newton'ın 1665 veya 1666'da bir veba salgını oldu Newton öğrenciyken. Ve köylü köyüne gönderildi veba bulaşmasın diye. Newton köyde otururken bir gece dolunay vardı. Bir elma yere düştü ve Newton kendine şu soruyu sordu. Elma yere düşüyorsa ay neden düşmüyor? O gün bu soruya yanıt veremedi çünkü elinde yüksek matematik yoktu. Onu geliştirmesi gerekiyordu. Bu arada ay dünyaya düşüyor. Bunu da söyleyeyim size. Ay dünyaya düşüyorsa dünya elmayı ve ayı nasıl kendine çekiyor? Newton işte bunu buldu. Ve dünya tarihini değiştirdi. Peki marifet elmadaysa elmalar sadece İngiltere'de mi yere düşüyor? Niye Çin'de, Japonya'da, Türkiye'de düşmüyor? Düşüyorsa niye yer çekimini bulmuyorsunuz? Siz, ben, başkaları. Çünkü arkadaşlar başarı onu arzulayan ve ona hazır olana gelir. Başarı aşk gibidir. Ben olduğum yerde duruyorum, hiç dışarı çıkmıyorum. CNN Türk'te oturuyorum, sonra eve gidiyorum, kapıları kapatıyorum. Sonra gene CNN Türk'e geliyorum, sonra gene eve gidiyorum. Ve hayatımın aşkını arıyorum. Bu mümkün mü? Mümkün değil. Dışarı çıkmam, onun peşinde koşmam lazım. Başarı da öyle. Hayatınızın aşkını bulmak için dışarı çıkmanız gerektiği gibi başarı içinde arzulayacaksınız ve onun peşinde koşacaksınız. Newton hazırdı. Arşimet hazırdı. Bunun üstünde çalışmıştı. Onun için buldu. Peki Türkiye ve gelecek uyumlu bir ikili midir? İyi bir ikili midir? Bir de buna bakalım hızlıca. Türkiye'de okuma yazma bilmeyen ne yazık ki 3.8 milyon insan var.
Danimarka'nın nüfusu 5.4 milyon. Marifet nüfusta değil arkadaşlar. İlkokul 5 yıllık, ilkokul ve 6-28,5 milyon insanımız var, okuma yazma bilmeyenler de dahil. Hollanda'nın nüfusu 16,5 milyon. Bu insanları ne yapacaksınız? Nasıl sosyal güvenlik vereceksiniz? Çocuklarını nasıl eğiteceksiniz? Nasıl hastalık, nasıl emekli maaşı vereceksiniz? Bu salondakiler çok çalışacak, bu vatandaşlarımıza o hakları tanıyacağız. Bir Hollandalı'nın 3 katı çalışacaksınız siz. Peki, bir pizza var. Beni eskiden görenlerin aklına dolar ne olacak gelirdi sanki ben onu bilebilirmişim gibi. Bilsem kendim yaparım zaten. Niye siz doğru size söyleyeyim ya? Ama şimdi beni görenlerin aklına pizza geliyor. Pizza testi 65 ülkede OECD tarafından yapılıyor. Her ülkenin kendi Milli Eğitim Bakanlığı parasını veriyor. 15 yaşındaki çocuklara test yapıyoruz. Binlerce çocuğa test yapıyoruz. Sonra da onları diğer ülkelerle karşılaştırıyoruz ki senin ülkendeki sorun ne? Senin ülkendeki sorun ne? Bunu anla. Türk çocukları 65 ülke içinde fen bilimlerinde 43. arkadaşlar. Matematikte 44. Kendi dilinde okuduğunu anlama. Bakın Koreliler Korece, Japonlar Japonca, Türkler Türkçe giriyorlar. Yani İngilizce değil arkadaşlar. Türkçe, bu çocuklara Türkçe eğitim veriyoruz. Kendi dilinde okuduğunu anlamada 65 ülke içinde bizim çocuklarımız 42. Bütün bunlar toplanıp sıralama yapıldığında da 45. sıraya düşüyoruz. Arkadaşlar, fende 43. olan çocuk sizi dünyanın en büyük 10 ekonomisi içine sokabilir mi? Matematikte 44. olan çocuk sizi dünyanın en büyük 10 ekonomisi içine sokabilir mi? Çocuğun kendine hayrı yok. Ama, evet, ama bu çocuğun suçu mu arkadaşlar? Çocuğun suçu değil. Neden değil? Ben size bir şey söyleyeyim. Almanya 1,5 milyon Türk'ten dünya çapında futbolcu yetiştiriyor da siz niye 76 milyondan yetiştiremiyorsunuz? Çünkü sistem. Bu çocuklar aptal değil. Sistem aptal. Biz aptalız. Bu aptal sistemi çocuklara dayatıyoruz ve bu sonuçları alıyoruz. Ben size bir şey daha göstereyim. Böyle olunca ne oluyor? Arkadaşlar, yüksek teknoloji ihracatı tablosu görüyorsunuz burada. 2000 yılında ve 2013 yılında. Çin ekstrem bir ülke. Onu saymayın. Ama bir Kore'ye bakar mısınız? 130 milyar dolar. Yüksek teknoloji ihracatı yapıyor. 2013 son veridir. Türkiye 1 milyar dolardan 2.2 milyar dolara çıkarmış yüksek teknoloji ihracatını Dünya Bankası birisine göre. Biz, Türkiye diyor ki, benim yüksek teknoloji mi? 7.5 milyar dolar. Peki niye Dünya Bankası böyle diyor? Çünkü Dünya Bankası şöyle diyor, sevgili Türkiye, senin yüksek teknoloji zannettiğin bazı şeyler yüksek teknoloji değil dostum. Arkadaşlar, bu çok acı bir şey. Çok acı bir şey. Bunu yapmamız lazım. Yoksa zenginleşemeyiz. Zenginleşemeyiz. Bu çocuklar böyle kalırlarsa benim emekli paramı ödeyemezler. Sizinkini de ödeyemezler. Bu çocuklar öyle kalırsa bu ihracat büyümez. Yüksek teknoloji satamazsınız. Üretemezsiniz. Üretemezseniz de yoksul bir ülke olarak kalırsınız. Peki, bir şey daha var. İstanbul Sanayi Odası her yıl Türkiye'nin en büyük 500 şirketini açıklıyor. Bu 500 şirketin burada sıralaması var. Tamamı 500 değildir. 500 şirket içinde çünkü mesela madenciler de var. Onların ürettiği mal yüksek teknoloji malı değil. Yani üretimde yüksek teknoloji kullanabilirsiniz. Ama ürettiğiniz malın da yüksek teknoloji olması lazım. Buradaki şey o. Arkadaşlar, Türkiye'deki en büyük, bakın en büyük 500 şirketimizin 186'sı en düşük teknolojili malları üretiyor. Türkiye'nin en büyük 500 şirketinin 163'ü düşük teknolojili mallar üretiyor. Türkiye'nin 500 büyük firmasının sadece 109'u orta teknolojili mal üretiyor. Türkiye'nin 500 şirketinin sadece 12'si yüksek teknolojili mal üretiyor. Bu çok büyük bir ayıp. Bu çok büyük bir ayıp. Bu hepimizin ayıp. Peki bir şeye daha bakalım. Hep Kore Kore diyoruz. Biliyor musunuz? Kore internette bulabilirsiniz. Kore 1980'lerin ortasına kadar Türkiye'den fakir bir ülke. Türkiye'den geri bir ülke. Biz 2023'te dünyanın en büyük 10 ekonomisi içine gireceğiz diyoruz ya. Arkadaşlar, Goldman Sachs'ın 2050'ye kadar dünya projeksiyonları var. Değişir değişmez. Ama şunu gösteriyor araştırmalar. Kore 2025 yılında 7. olacak. Türkiye 16.lıkta kalacak. Demin gördüğünüz nedenlerle. Bu iş palavralarla olmuyor. Gerçeği görmek lazım. Teşhis koymazsanız tedavi yapamazsınız. Önce teşhis koyacaksınız. Ben kanserim, doktora diyorum ki bana kötü hastalık söyleme, ne olur bir aspirin ver oradan. Ve iyi olmayı ümit ediyorum. Mümkün mü? Değil. Mesela ben çok yakışıklıyım biliyorum. Number two. Brad Pitt benden önce. Adam kaptı Angelina'yı. Biz bir gitse Brad Pitt.
Ben namburtu olarak bir olacağım, Angelina'yı ben alacağım. Teşhis var mı? Var, şahaneyim. Değil mi? Yok arkadaşlar. Kelim, çirkinim. Biliyorum gerçeği. Yüzleşmeliyim. Kore ile gelişmiş ülkeleri özellikle koydum. Arkadaşlar, milyon kişiye düşen Türkiye'ye bakmayın. Öbür tarafa bakın. 3600 gelişmiş ülkelerde 5900. Neyi gösteriyor? Kore'nin hırsını. Arkadaşlar Ar-Ge harcaması. Gelişmiş ülkeler 2.47, Kore'de 4. Neyi gösteriyor? Kore'nin hırsını. İhracatta yüksek teknolojinin payı. Neyi gösteriyor? Bir bizimkine bakın. Kore'nin hırsını. Hırs aynı zamanda akılla ve bilimle birleşmeli. Onun için bir şey yapmalısınız. O çocukları yetiştirmelisiniz. Başka yolunuz yok. Şimdi son 7 dakikamda size bir de yeni dünya. Yeni dünya bir ekonomide yeni bir dünya inşa ediliyor. Ben buna batılı Hristiyan üstün beyaz adamın devri bitiyor diyorum. Amerika hariç. Asya'ya kayıyor güç. Bunu görüyorsunuz. 7-8 yıldır ben de anlatıyorum. Ama bir de bilimsel bir patlama var şu anda. Gerçek bir bilimsel patlama var. Bunu görmüyorsunuz. Dünya değişiyor. Babalarınızla sizin aranızdaki fark bu kadardı. Babanızla dedeniz arasındaki fark bu kadardı. Ama benimle çocuğum arasındaki fark bu kadar, torunla aramdaki fark ışık yılları olacak. Neden? Eski dünyada bilgi aritmetik olarak artıyordu. 1, 2, 3, 4 gibi. Yeni dünyada artış geometrik. 2, 4, 8, 16 gibi. Nasıl? Ben astronomiye çok meraklıyım. Az önce benden önce şeyler gösterince bir kıskandım. 10 yıl önce evrenin haritasını %50 doğrulukla yapıyorduk. Bugün %90 doğrulukla yapıyoruz. Bu size çok önemli gelmeyebilir. Ama bir şey var. Bu gördüğünüz teleskop altın oran denen bir teleskop. Dünyadaki en önemli teleskoplardan biri. Bütün teleskoplar buna göre kendini ölçeklendirir. Bu teleskop Apache Point gözlemi Meksiko'da bir ayda kurulduktan, faaliyeti geçtikten sonra bir ayda insanlığın o kurulana kadar ürettiği bütün astronomi bilgisi kadar bilgi üretti bu teleskop. Daha fazla bilgi üretti. Ama bir şey daha var. 10 yıl sonra insanlık tarihinde üretilmiş bütün bilgiden daha fazla veri topladı. Bu bilginin içinde sadece bilim yok. İlyada var, Dede Korkut var, Çin masalları da var. Bütün bilgi insanlık tarihindeki. Bunun nasıl korkunç bir şey olduğunu düşünebiliyor musunuz? İşte bu arkadaşlar Big Data dediğimiz şey. Fakat insanoğlu burada durmuyor. Bu gördüğünüz Alma, Şili'de. Daha tam açılışı yeni yapılmadı resmi açılışı da. Fakat veri topluyor. İlk kez kara maddeyi bulduk orada. Onun sayesinde. Bu Alma 66 ayrı teleskop, tek bir teleskop gibi çalışıyor. Aralarında mesafe açılıyor, taşınıyorlar orada altta gördüğünüz gibi. Her biri tonlarca onun. Eğer tek bir mekana, küçük bir yıldıza veya bir tek nebulaya bakacaksak onları birbirine yaklaştırıyoruz. Eğer bir galaksiye bakacaksak aralarını açıyoruz. Tek bir süper bilgisayar, saniyede 1,5 trilyon işlem yapan bir bilgisayarın tek bir görevi var. Milimetre olarak bunun yerinden kıpırdadı mı ona bakıyor. Milimetre olarak kıpırdarsa veriler yanlış. 66'sını birden saniyede 2 kez kontrol ediyor. Bu teleskop her 5 günde insanlık tarihindeki bütün veri kadar bilgi. Bakın öbürü 10 yılda toplamıştı. Bu 5 günde yapacak bunu. Düşünebiliyor musunuz nasıl bir şeyin altındayız? İşte bu bilimsel patlama iki şey. Ben bir bilim programı yapıyorum. Ekonomi müdürü olarak dalga geçiyorlar benimle insanlar. Bir bilim programı yapıyorum. Pazartesiden Perşembe'ye rating rekorları kırıyorum, takdir edersiniz ki Türk halkı hep bilim izlemek ister, hep teknoloji izlemek ister Türk halkı. Asla bizi evlendir, kaynanam ne yaptı, bilmem ne izlemez Türk halkı. Türk halkı analitik soruyor. Ne izliyorsunuz? Belgesel. Ne izlemek istiyorsunuz? Belgesel. İyi de niye belgesellerin reytingleri düşük de birbirinin başını yardı, biri bilmem ne olduğunun reytingleri yüksek? Bilmiyorum. Onları kara maddeler izliyor, ben biliyorum. Şimdi orada seyredebilirsiniz. İnsan zihnine yolculuk yapıyoruz. İki büyük proje. Bir tanesi Avrupa Birliği'nin projesi. Beyninizde ne olup bitiyor? Öbürü de Amerika'nın projesi. İnsan beyni projesi ikisi. Arkadaşlar, sizin anılarınızı televizyonda izleyebileceksiniz. Ben anılarınızı bana seyrettirebilir misiniz diye bir şey yaptım. İnternet sitemizi bulabilirsiniz. Düşüncelerinizi uçak, evet uçurabilirsiniz. Şu anda kumanda kolu sadece düşünce gücüyle sağa ve sola ittiriliyor. Ama yakında her şey mümkün olacak. İkinci bilimsel patlamanın birisi 3 boyutlu yazıcılar. İnanılmaz bir şey. Eviniz bir fabrikaya dönüşecek. Mars'ta ya da Türkiye'de, Etiler'de ya da
Seres'te olmanızın bir önemi olmayacak. Saatin kaç olduğunun önemi yok. Her şeyi yazacaksınız. İkincisi, insan genomu kopyalandı. Ölümsüzlüğün kapıları açılıyor. Ben bundan çok korkuyorum. Çünkü ben insanoğlunun kibrinden çok korkuyorum. İnsanoğlu çok kibirli bir şey. Çok kibirli. Kendini, bütün evren onun için yaratıldı. Her şey ondan değersiz. Mesela ben vejetaryenim. Bir yerlere gidince böyle yer vermeyeyim. Özellikle et yenen bölgelere gidince. Ama Emin Bey, bunlar bizim için yaratıldı. İyi. Aslanlar da sizi yiyince savanada, köpek balıkları saldırınca hiç demiyorsunuz. Biz onlar için yaratıldık. Ne işiniz var oralarda? O zaman siz de onlar... Öyle bir şey yok arkadaşlar. İnsanoğlu kibirli. Kendine tanrı rolü vermeye çok müsait bir kibir yaratığı. Bunlar arınmak lazım. İşte bu beni korkutuyor. Ama bir şey daha var. Zamanımız var mı? Elinizdeki cep telefonları, radarlar üretilemeyecek 40 yıl içinde. Neden? Elementler tablosunu hatırlar mısınız? Unutmak istiyorsunuz biliyorum onları ama onları hatırlayın. O elementler tablosunun altındakiler nadir elementler. 40 yıl içinde bitecekler. 40 yıl içinde. Ve insanlık hazırlık yapıyor. 4 tane derin uzay madenciliği şirketi var şu anda. 4. Bunlardan biri astronotların kurduğu, biri Google'ın ortaklarından birinin kurduğu. 4 tane. Düşünebiliyor musunuz? Ne yapmayı hedefliyorlar? Elysium diye bir film vardı. Seyreden var mı? O filmde şöyle, zenginler uzaya giderler, dünya çok kötü bir şey, çok kötü durumda. Sıradan basit bir film. Fakat zenginler dünyanın çevresinde kurulan şehirlere giderler. Arkadaşlar, asteroidler, 5 kilometre çapında bir asteroid, 1,5 ila 4 trilyon dolar arasında maden içeriyor. Bunu bulup hangi asteroidler maden içeriyor? Mars'la Jüpiter'in arasındadır asteroid kuşağı. Bunu dünyanın yörüngesine, Lagrange yörüngesi dediğimiz dünya ay sisteminin dışına getirecekler, işleyecekler ve biz de aşağıdan bakacağız. İşte buna, benim itirazım buna. Yoksa benim itirazım başka hiçbir şey değil. Benim muhalefetim buna, başka bir şeye değil. Paul Verlaine'in bu şiirini ben çok önemsiyorum. Ey sen ki durmadan ağlarsın, döversin dizlerini, gel söyle ne yaptın, ne ettin gençliğini? Arkadaşlar, ne yaptınız? Yarın için ne yaptınız? Bir devlet için 2030-2040 hiçbir şey. Hiçbir şey. Hesap sorun. Vatandaş hesap sorar, kul itaat eder. Ben size son cümle olarak şunu söyleyeyim. Katiyetle politik bir anlamda söylemiyorum. Başkası da olsaydı aynı olacaktı. Çünkü vatandaş yok. Vatandaş hesap sormuyor. Hindistan Mars'ın yörüngesine sonda yolladı. Mars'ın yörüngesine Çin başarısız olmuştu. Rusya, Avrupa Birliği ve Amerika'dan sonra Hindistan 4. ülke oldu. Bunu 2 kez yayınladım. Ne kadar maliyeti? 74 milyon dolar. Biz 600 milyon dolara saray yapıyoruz. 150 milyon dolara uçak alıyoruz. Bakın bunu başkası da olsaydı başka türlü harcayacaktı. Bilime harcamayacaktı, aklı harcamayacaktı. Yani bunu bir şeye muhalefet olarak söylemiyorum. Bu hepimizin, sizin hesap sormanız lazım. Benim paramı nereye? Dünyada demokrasi nasıl geldi? Bilen var mı? Demokrasinin içinde neydi? Magna Carta. Magna Carta demokrasi değildir arkadaşlar. Magna Carta, kralın vergi koyma hakkının sınırlanmasıdır. Benim vergimi ne yaptın diye parlamento hesap sorar. Savaşa mı harcadın, nereye harcadın? Lütfen, lütfen paralarımızın bilime, akla, çocuklarımıza, eğitime harcanması için baskı yapın, başka bir yere harcanmasın. Sürem bitti. Çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız, iyi ki buradasınız. Sağ olun.